Piyasa Hattı'na hoş geldiniz. Ben Açıl Sezen. Önümüzdeki bir saat boyunca hem kurda hem piyasalarda olup bitenleri değerlendirmeye çalışacağız. Ayrıca yine şirketler cephesinde de halka açık şirketlerden biri Arena Bilgisayar Genel Müdürü Serkan Çelik bizlerle birlikte olacak. Genel anlamda şirketin bilançosunu ve detaylarını değerlendirmek üzere. Sabah saatlerinden itibaren kur tarafındaki yukarı yönlü hareket belirginleşmişti. Bir miktar bunun üzerine odaklandık. Sabah 7.05-7.06'lar civarında açılmıştı Asya piyasasında. Avrupa'nın açılmasıyla birlikte satışların bir parça hızlandığını gördük. Saat 11'den itibarense kurdaki yukarı yönlü hareket biraz daha ön plana çıktı. Yaklaşık olarak saat 11.30 civarından itibaren de 7.11, 7.15, 7.20 diye giderek zirvesini tazelemiş oldu dolar TL. 7.28.50 gün içi zirve seviye olarak tazelenen düzey. Sadece dolara karşı değil euroya karşı da Türk lirasının ciddi anlamda değer kaybı söz konusu oldu. Orada da zirve seviye 8.66.92 olarak gerçekleşti. Sterlin karşısında da 9.61.83 gördüğümüz zirve seviyeler. Şu an itibariyle baktığımızda dolar TL'de bulunduğumuz yer 7.26'nın eşiği olarak karşımıza çıkıyor. Tansiyon bir miktar yavaşlamış olmakla birlikte hala belli ölçüde yukarı yönlü potansiyelini yerine getirmiş. Hala oralarda durduğunu söyleyebileceğimiz bir tablo gösteriyor bize. Hacim yüksek gibi duruyor. Özellikle banka hazineleriyle konuştuğumuzda önemli bir hacimle kurum buraya geldiği ifade ediliyor. Bireysel yatırımcıların benzer şekilde kurumsal yatırımcıların belli ölçüde talebi olduğu söyleniyor. Diğer gelişen ülke kurlarında da belli ölçüde yukarı yönlü ivme var. Lakin bizde bir miktar daha fazla gibi görünüyor. Güney Afrika randı bizimle birlikte satış yiyen diğer para birimleri arasında. Ancak şu an itibariyle Türk lirasında bir miktar daha fazla kaygı, tedirginlik belirginleşmiş gibi duruyor. Onu da aktarmış olalım. Bununla birlikte yine piyasada tabii kur bu kadar yukarı kayınca Borsa İstanbul'da da tablo bozuldu. Ve endeks aslında açılış seviyesi 1090 puanlardayken 1037 puana kadar geri çekildi seans içerisinde. Ancak oralardan tepki verme çabası var. Şu anda 1050 puan seviyesine, eski deyimle 105 bin puan seviyesine kadar gelmiş durumdayız. Seans içinde bir ara %5.6'ya kadar sanayi endekste gerileme yaşandığını gördük. Şu an baktığımız zaman oradaki kayıpların %4.14 ile sınırlandığını gözlemliyoruz. Dediğimiz gibi diplerden bir miktar alma çabası var. Ancak iki işlem gününden bu yana hem kur tarafında hem aynı zamanda altın tarafında yoğun bir talep olduğu ifade ediliyor. Sadece dün itibariyle altın tarafında bankalar üzerinden gelen 1 milyar dolar civarında talep olduğu söyleniyor. Yine banka hazineleriyle yaptığımız görüşmeler sırasında yapılan kullanılan ifadeler. Dolayısıyla tabloyu içeride bu şekilde özetliyoruz. Dışarıya baktığımızda ise yine satıcılı bir seyir var oralada. Özellikle Avrupa'da şu an itibariyle %0.8 civarında Stoxx 600 endeksi ekside, ama Londra'da %1.7, Paris'te %1.2, İtalya'da benzer oranlarda aşağı yönlü hareket takip ediyoruz. Dolayısıyla genel anlamda piyasanın modu bozuk. Bu bizde biraz daha fazla kırılganlık yaratmış gibi görünüyor şu dakikalar itibariyle. Amerikan vadelilerine de bir hızlıca göz gezdirelim. Avrupa satıcılı, Asya'da karışık bir seyir vardı. Amerikan vadelilerinde de %0.3'ler civarında tüm endekslerin ekside başlangıç vaat ettiklerini görüyoruz. Altındaysa şu an itibariyle geldiğimiz yer 2049 dolar seviyesini gösteriyor bize. Gram altında şu an geldiğimiz düzeye bakacak olursak yine 478-479 liraları görüyoruz. Gün içinde gördüğü zirve seviyede yine buralara işaret ediyor. 480 liranın eşiğinden döndük. Ama şu an geldiğimiz yerde gram altında yine 478,5 liralar civarında fiyatlama bulduğunu gösteriyor bize. Rakamları bu şekilde aktardıktan sonra telefon hattındaki konuğumuza bir dönelim, detaylı analizi yapmak üzere. Spartan Co. kurucu ortağı Taner Özarslan bizleri bekliyor. Taner, buradaki hareketi nasıl değerlendirir, nasıl görürsün? Kurdaki hareket aslında bayram öncesinde bir miktar başlamıştı. Dönüşte bir günlük bir swap hareketliliği, ardındansa bugün yaşanan kurdaki çok sert hareket. Nasıl yorumluyorsun? Evet, tabii aslında bir süredir zaten piyasa o 6.75'lerden itibaren veya 75-85 bandındaki sabit yakın hareket piyasaları endişelendiriyordu. O dönem içerisinde kamu bankalarının satışlarıyla dengelenen bir kur olduğunu biliyorduk. Bunun da 10 milyar dolarlara yaklaştığını. Ama yabancı talebi hem
özellikle kredi tarafında ciddi anlamda piyasadan bir para çıkışına sebep oldu. Buradaki en büyük alıcılar da az önce senin de söylediğin gibi bankalar kanalıyla aslında para çekiliyor. Çünkü yurt dışına ödemeleri var bankaların. Aynı şekilde borçları çeviremedikleri zamanlarda oraya bir döviz talebi ortaya çıkartıyor yurt içinde. Ve ödemelerini yapmak için piyasada en büyük alıcı oluyorlar. Bunun sayesinde yani tabii hisse senedi bono piyasasındaki sene başından bu yana yaklaşık 12 milyar dolarlık satışı da eklediğimizde kredi artı ikisinin büyüklüğü Merkez Bankası rezervleriyle karşılanarak veya kamu bankalarının bir de üzerine swap piyasasındaki ikili anlaşmaları da üzerine koymamıza rağmen hala kur yukarıya gidiyor. Şimdi burada özellikle son bir aydır yaşanan faizlerin düşmesi kaynaklı ciddi anlamda bir tüketim eğilimi başladı. İşte araba satışlarının korkunç bir hızla büyüdüğünü biliyoruz. Hatta Avrupa'nın en büyük araba ithalatçısı konumuna geliyoruz. Yani en hızlı büyüyen, yani artı veren tek Türkiye olduğunu biliyoruz. Bunu insanlar ne yapıyor? İşte 500 bin liralık bir araba varsa 10 bin lira peşin atla aslında o varlığa sahip olmayı hedefliyor. Ama ülkeden 500 bin liralık bir çıkış gerçekleşiyor. Bunların hepsi cari açık olarak bize dönüyor. Yani biz muhtemelen Temmuz ayında çok ciddi bir dış ticaret açığıyla karşılaşacağız. En son elimizde Mayıs verileri var. Baktığımızda cari açık tarafında işte 8.8'ler civarındaydı. Turizm gelirinde olmayacağını düşünürsek dış ticaret açığında büyüyeceğini varsayarsak bir kere reel sektör kaynaklı ciddi bir Temmuz ayına ait bir döviz talebi var. Burada düşük faiz sebebiyle artan kredi hacmi, çok ciddi anlamda krediye yüklenilmesi, sanayi tarafında da ham madde, stok vesaire alımı içerisinde ciddi bir alımın olduğunu görüyoruz. Burada en büyük dış ticaret açıklarından birisini yaşayacağız muhtemelen son 3 yılın. Reel sektör tarafı böyle. Bununla beraber azalan rezervler var. Evet, belki 93 milyar dolara çıktı ama buna 9 milyar dolarlık 2 hafta önceki zorunlu karşılık olanlarındaki değişikliği eklediğimizde demek ki bir önceki seviyenin yani 85 milyar dolarların da altına gelmiş durumda brüt rezervler. Bu bir taraftan da Merkez Bankası'nın gittikçe azalan döviz rezervlerini gören yabancı Türkiye'ye karşı ciddi bir pozisyon açıyor. Bu hafta başında orada bir swap tarafında ciddi bir sıkışıklık olmuştu. Dolar 7.90'lara kadar gerilemişti ama normalize olduğu anda TL'ye karşı yeniden pozisyon açıldığını biliyoruz. Demek ki ikinci sebebimiz bizim ne yazık ki faizler. Biz faizi reel anlamda eksi, hatta ülke risk priminde koyduğumuzda belirli bir normale ulaştırmadığımız sürece döviz atağı yemeye devam edeceğiz. Yani çünkü ne yabancı yatırımcıyı ne yerli yatırımcıyı burada soğutamayacaksınız dövizden veya TL'ye olan ilgisini arttıramayacaksınız. Yani burada kısa vadeli mutlaka Merkez Bankası'nın çok acil bir parasal sıkılaştırmaya gitmesi gerekiyor. Çünkü TL'nin değer kaybı kalıcılık gösterirse bu genel enflasyon, çekirdek enflasyon, manşet enflasyon tümünde yeniden bir yükseliş eğilimini ortaya koyar. Ve bu kanıksanır ve o döngüden kurtulamayız. Yani tekrar 14-15'e çıkarsa siz zaten 7.5-8'e tutamazsınız. Ülke 2018 başında da buna benzer bir hamleyle karşılaşmıştı. İlk işte 3.5'lerden başlamıştı kur. 5'lere kadar gitmişti. Sonra normalize olmuştu ama Merkez Bankası faiz arttırımında geciktiği için sonraki arttırımlar çok daha büyük olmak zorunda kalmıştı. Şu anda yapılması gereken ciddi anlamda TL'yi korumak. TL'ye bir kalkan oluşturmak ve peki, faizi... Taner, ne bekliyorsun burada? Yani Merkez Bankası'ndan bir hamle bekliyor musun? Bir faiz konusunda adım bekliyor musun? Yoksa biraz daha görmek mi isteyecektir? Birincisi bu. Yani daha çok rezerv yönetimi, etkin rezerv yönetimi üzerinden kuru belli noktada tutmayı tercih etmiştik bugüne kadar. Bundan sonra bu sistemin devamını bekler misin? Birinci soru. İki, Merkez Bankası'ndan faiz konusunda bir hamle bekler misin? Eğer bekliyorsan ne kadarlık bir hamleden bahsediyorsun? Yani elinde bir de koridor imkanı var çünkü bankanın.
Evet, yani koridoru en üst banttan uygulayabilir ama bana göre şu anda TL'yi koruyabilecek faiz oranı işte kısa vadede %14-15'lerdir. Zaten aylık swap faizleri de uluslararası piyasalarda bunun dahi üzerine geçti. Kısa vadeliler dalgalanıyor ama uzun vadeliler hatta 20'lere kadar ulaşıyor yıllıklar. Aslında uluslararası piyasalar TL'nin kendi taraflarında faizini belirlemiş durumdalar. Ama yurt içinde burada ciddi anlamda bu parasal genişlemeyi teşvik edici politikalarla da reel sektörde kısa vadeli böyle mumlar yaratıyorsunuz ve aşırı olan talep bir anda üreticinin, hizmet sağlayanın, satıcının da fiyatları daha yukarıya çekmesine sebep oluyor ve boşu boşuna bir enflasyon ortaya koyuyorsunuz. Çünkü hadi ince hiçbir şey üretilmiyor. O üretim gerçekleşmeyince talep olduğu zaman fiyatları hızlı yukarıya çeken bir mekanizma oluyor. Yani TL'yi koruyamıyorsunuz böyle. Yani TL'nin şu anda koruma kalkanı bana göre %14-15'ler civarında bir hamleyle gerçekleşir. Bunu belki üst bandı oraya çekerek işte ise kısa vadeli fonlamayı dönem dönem o bölgeden yaparak birinci imkan. Ki tabii rezerv opsiyon mekanizmasındaki biraz daha sıkılaştırmaya giderek muhtemelen ve Merkez Bankası'nın rezervlerini güçlendirme de ayrı bir hamledir. Yani zorunlu karşılık oranlarını bir miktar daha yukarıya çekme hamlesi. Evet. Onun haricinde de tabii ithalatı kısıcı bazı önlemler geliyor özellikle ama tabii bunu Avrupa Birliği için yapamıyoruz. Sadece o bölgenin dışındaki ülkeler için yapıyoruz. Orada da işte Çin en büyük şey. Oradaki vergileri arttırmak kısa vadeli bir çözümdür. Hem gelir arttırıcı imkandır. Hem de bir miktar azaltabilir. Yurt içi ülkeyi, üreticiyi destekleyebilir ama bunun da enflasyon üzerinde bir artı hamlesi vardır. Yani koruma duvarlarının. Ama yani yapılacak önlemler. Ben üçüncüsü de bu diyebilirim ama kısa vadede şu anda yeniden hastalanan bir dünya var. Onu hızla tedavi etmede antibiyotik de oluyorsa eğer bunun da finans sistemindeki şu andaki adı ne yazık ki faiz. Yani TL'ye bir kalkan oluşturmak. Peki Taner bir de şunu sorayım. Evet. Çok kısaca yanıtını rica edeyim. Sürenin sonuna geldik ama bu noktada yatırımcıya ne tavsiye ediyorsun? Çünkü kur çok sert gitti. Yatırımcılar daha önce biz bunu 2018 Ağustos'ta gördük. Daha sonrasında geçtiğimiz yılın Mart ayında gördük. Yine daha sonrasında bir kez daha rastladık. Bu tür hareketlerde yatırımcılar kendilerini zorlayabilecek, daha sonra da uzun vadede zarara uğratabilecek davranışlar içine girebiliyorlar. Senin tavsiyen nedir şu an itibariyle? Elinde döviz bulunan ya da bulunmayan yatırımcı için. Şimdi döviz bulunma bulunmama hakikaten doğru veya yanlış. Yani geçmiştekine baktığımızda döviz bulunduranlar genelde kazandı gibi görünüyor. TL yatırımcısına karşı. Bir kere bu iklimi değiştirmek gerekir ama yatırımcı açısından bakarsanız bu 2018 Ağustos'undaki gibi bir tetikleyici etkiden ortaya koyulmuyor. Yani Trump tweetler atıp Türkiye'yi tehdit etmiyor sonuçta. Veya bir finansör Türkiye'ye karşı bir pozisyon açmıyor veya diğer finansörleri bu konuda teşvik etmiyor. Bundan bir kere bağımsız. Bu şu anda TL'nin reel faizi düşük olduğu için kısa vadede reel olarak ciddi anlamda bir döviz talebi olduğu için yurt dışı borçlanma imkanları bir miktar zayıfladığı için veya bankaların bu faizle ben yurt dışından borçlanmaya gitmem mantığıyla baktığı için ortaya koyuluyor. Geçen Ağustos'ta bir kere kıyaslamamak lazım. Bu bir. Ama kısa vadede bu tür hareketleri de çok hızlı önleme imkanı olan bir ülkeyi rezerv tarafımız da sağlam. Sadece düşük bir faiz veriyoruz. Yani yurt içindeki işliyse yatırımcıyı ikna etmek için yani döviz sevdiatları TL'ye dönmek için 2018 tarzı bazı önlemler de gidilebilir finansal tarafta. Ama yatırımcı bunları da olabileceğini düşünmeli. Sonuçta geçmişte yapıldıysa bugün de yapılabilir. Buna benzer önlemler. O yüzden hani çok böyle tamam bu gidecek filan diye bakmamak lazım. Bir miktar temkinli olmak lazım. İzlemek lazım. Çok teşekkür ediyoruz Taner Özarslan aktardığın değerlendirmeler için ve dönüyoruz bu noktada. Amexa Yatırım Viyop Genel Müdürü Yardımcısı Ergün Tekgül bizleri bekliyor. Ergün,
Piyasanın şu an itibariyle özellikle forward tarafa baktığımızda, vadeli cepheye baktığımızda fiyatlaması bir miktar şaştı. Kurun yukarı gitmesi artı swap'ta yaşanan gelişmelerle birlikte farklı bir fiyatlamaya doğru gidildi. Dolayısıyla ne söylersin burada özellikle forward fiyatlama, hem spot hem forward fiyatlamadaki tablo için? Merhaba, yayınlar diliyorum. Evet, yani olağanüstü günlerden birine, daha doğrusu olağanüstü haftalardan birine geçiyoruz tabii. Dalga boyu yükseldi çünkü. Normal bir süreç diye nitelendiriyorum. Yani 15 senedir VIO kurulduğuna, VOK kurulduğundan beri ufak da olsa benzer şeylere, dalga boylarını, aşırılıkların, yani %2, %3 üzerindeki spottaki dalgalanmaların genelde VIO'da, kaldıraçlı piyasalarda %4-5 dalga boyuyla sonuçlandığını görmüştük. Benzer bir tablo. Çok bence aşırı veya abartı bir durum olduğunu düşünmüyorum ki doların genel olarak 6.85-6.87 o sıkışık bandında da teorik fiyat bir miktar zaten olması gerekenin üzerinde dalgalanma yaratıyordu. Yani olağanüstü bir durum şu anda VIOP cephesine görmüyorum. Tabii bugün yeni bir düzenleme geldi. İşte bu 16 vade, önümüzdeki 16 vade artık VIOP cephesinde dolar TL sözleşmelerinde açık olacak. Bu önemli bir ihtiyaçtı. Bugün bir takım soru işaretleri var piyasanın kafasında nedenli için diye. Bu yeni bir şey değil bir kere. Onun altını çizmem gerekiyor. Bu bir ihtiyaçtı. Genel olarak zaten kaldıraçlı piyasalarda işte future forward'larda hece amaçlı kullanılabiliyor. Her ne kadar Türkiye'de ne yazık ki bu oran çok düşük olsa da ileriki vadelerde atıyorum gelecek seneye dolar alacağı veya döviz borcu olanlar varsa kendisine hece etmekte bir takım sıkıntılar yaşıyordu. Bu sıkıntı giderilmiş olacak. En azından burada gerekli likidasyon sağlanırsa, gerekli derinlik sağlanırsa ilerleyen dönemde ithalatçının, ihracatçının daha çok işine yarayacak bir durum olacak bu. Çünkü bunun ihtiyacını zaten biz uzun zamandan beri de borsaya bildiriyorduk VIOP cephesinden. Ergün Tekül, teşekkür ediyoruz sana da aktardığın yorum için. Şimdi burada özellikle kur tarafındaki gelişmeleri inceleyip takip ederken işin bir de ihracat bacağı var elbette. Çünkü kurdaki yükseliş bir taraftan tabii Euro TL'ye baktığımızda çok sert hareket oldu. 8.63.70 şu an itibariyle oradaki fiyatlama. Türkiye ihracatının yaklaşık yarısını Euro bölgesine yaptığı için o cephe hakikaten Türkiye için önemli. Kurun zayıflaması da Türk mallarını ucuzlattığı için yabancının gözünde bir miktar ihracat potansiyeli yaratıyor gibi görünebilir. Ancak önümüzdeki dönemde hakikaten kurdaki zayıflama bir yandan da öngörülebilirlik ve fiyat tutturma tarafında soru işareti yaratır mı yaratmaz mı? Bunları değerlendirmek üzere bir ihracatçıya dönüyoruz şimdi. İKMİP Yönetim Kurulu üyesi Murat Akyüz bizlerle birlikte. Murat Bey, tabii kurda çok sert hareket oldu. Euro TL de çok sert yukarı gitti. 8.63'lere kadar geldik ve çok hızlı bir sürede geldik buraya kadar. Dolayısıyla bir fiyat tutturma konusunda bir soru işareti, bir sorun yaşıyor musunuz? İki, özellikle tabii kurdaki bu yükseliş hareketini bir iş dünyası temsilcisi olarak nasıl yorumluyorsunuz? Merhabalar, iyi yayınlar diliyorum. Tabii öncelikle çok sert bir hareket gördü bütün piyasa. Aynı zamanda ihracatçılarımız. Bundan dolayı tabii hızlı şekilde pozisyon almaya çalışan firmaları da görüyoruz. Tabii burada en önemli konulardan bir tanesi döviz olarak borçlanmış olan üreticilerimiz ve ihracatçılarımız. Aynı zamanda ürünlerini yurt dışından ki kimya sektöründe bu çok yoğun oranda var. %90'a yakın yurt dışına bağımlı bir sektörüz ham madde konusunda ve yarı mamullerde. Bunları döviz pozisyonuyla alıp daha sonra TL bazında satan bir pozisyonda olan da yurt içi piyasasını da karşılayan bir üretici kesimimiz de var. Kendi sektörümüzde, kendi içimizde. Burada tabii firmalarımızdan bir bölümü aynı sepette farklı yumurtalar tutmayı tercih edip hem ihracat, hatta ihracatta da döviz konusunda hem dolarla euroyu birbirinden ayırt edip ve diğer üçte bir kısmını da yurt içine satan da gerçekten bilinçli bir ihracatçı kesimimiz de var. Burada en önemlisi şu, firmalarımız özellikle şu ani hareketlere göre kesinlikle fiyatlama yapmamalarını kesinlikle tavsiye ediyorum firmalarımıza. Çünkü buna göre işçilik, elektrik, TL'ye bazlı maliyetlere göre bir ani hesaplamalar yapıldığı anda bu ani yükselişler gibi ani düşüşler de olabilir. Anlık pozisyonlara göre fiyatlamalar uzun vadede yapılmamasında büyük fayda var. Bu şekilde ihracatçılarımızın da kendisini korumaya almasında fayda var. Ve diğer tavsiyem de döviz pozisyonuyla alınan ham maddelerde mutlaka forwarding işlemini yapmalarında büyük fayda var.
Çünkü alınan ham maddeyle 6 ay vadeli TL bazlı bir satışta ne kadar kar edeceğini şu anda tabii firmalarımız öngöremiyorlar. Bırakın TL ile satışı dolar ham maddeyle alıp da euro bazlı satan firmalarımız da burada çeşitli zararlara girebiliyorlar. Burada net karı hesaplayabilmek amacıyla mutlaka ve mutlaka firmalarımızın forwarding işlemlerinde de çok net olarak aktivite yapmasında büyük fayda gördüğümü söylemek istiyorum. Murat Akgüs, çok teşekkür ediyoruz. Aktardığınız yorumlarla birlikte biz de piyasa hattının ilk bölümünü tamamlamış oluyoruz. Kısa bir araya gideceğiz. Sonrasında ikinci bölümde karşınızda olacağız. Piyasa hattının bu bölümünde integral menkul değerlere gideceğiz. Meryem Gürsoy bizleri bekliyor orada. Meryem, özellikle piyasada elbette kurdan kaynaklanan yukarı yönlü hareket ve onun detayları üzerine odaklanıyoruz. Geldiğimiz seviyeyi ve bu aşamada yatırımcıların davranışlarını nasıl görüyor, nasıl gözlemliyorsunuz? Açıl, merhaba, yayınlar dilerim öncelikle. Evet, baktığımızda kur tarihi zirvesini yaptı bugün zirve fiyatlarda. Şimdi açıkçası biz zaten 6.88 seviyesinin üzerine çıktığında kurun yukarı yönlü hareketinin başladığı ile ilgili yorumlarımız olmuştu aslında. Ve bugünkü hareketi de çok sürpriz karşılamadık ama tabii baktığımızda da sert bir yükseliş olduğunu görüyoruz. Ve dolar TL'nin diğer gelişmekte olan ülke para birimleri karşısında diğerlerinden daha negatif ayrıştığını görüyoruz. Burada baktığımız zaman kurun yukarı yönlü hareketinde açıkçası 6.88'i kırmasıyla beraber yeni bir trend başlangıcı olduğundan belki bahsedebiliriz. Ama bunun dışında da yabancıların hisse satışlarının bugün takas günü ve dolayısıyla onların aslında döviz alımlarından dolayı da yukarı yönlü bir harekete tetiklemiş olabileceğini düşünüyoruz. Diğer taraftan baktığımızda da dış borç ödemesi olan şirketlerin de döviz alımlarının olabilme olasılığıyla beraber kur yukarı yönlü hareketini yaptı. Burada önemli olan şu 7.27 seviyesi. Çünkü bu seviyeyi son bir saattir zorluyor ancak bu seviyeyi kıramadığını da görüyoruz. Ama bu seviyenin üzerine yerleşirse yukarı yönlü potansiyelinin daha yüksek olacağını söylemek mümkün. Piyasada psikolojik bir fiyat var 7.5 seviyesi. Çünkü gelen yatırımcıların bize gelen sorularında da aslında kur 7.5 görür mü sorularıyla karşılaşıyoruz. Bu seviyenin çok psikolojik bir seviye olduğunu düşünüyorum ben. Ve yukarıda da herhangi bir direnç seviyesi, yukarı seviye söylemek oldukça zor. Ama 7.27 seviyesini kıramazsa kurda bir miktar geri çekilme olabileceğini söylemek mümkün. İçeriye baktığımızda da BIST 100 endeksinde zaten endeks aslında son 4 gündür satış eğilimindeydi. Zayıf bir endeks vardı. Ve kurun yukarı yönlü hareketi de endeksin geri çekilmesini destekledi diyebiliriz. Ama biz endeksle ilgili açıkçası teknik anlamda tepki verebileceği seviyelere geldiğini düşünüyoruz. Dolayısıyla burada 50 haftalık ortalaması 1065 seviyesi önemli. Yani bu seviyenin altında bir kapanış gerçekleştirmezse endeks yukarı yönlü teknik anlamda da önümüzdeki günlerde tepki verebileceğini düşünüyoruz. Ancak gelen satışların ne kadar karşılanıp karşılanmadığına da bakmakta fayda var. Dolayısıyla aşağıda takip ettiğimiz seviye 1040 seviyesi ve onun altında da 980 seviyeleri var. Ama demin de bahsettiğim gibi genel olarak biz endekste bir tepki beklediğimiz için 1065 seviyesinin üzerindeki kapanış önemli olacaktır. Dolayısıyla bugünkü kapanış endeksin önümüzdeki günlerdeki seyri için önemli diye düşünüyorum. Meryem, teşekkür ediyoruz sana aktardığın yorumlar için. Kısa bir aramız daha var. Sonrasında Arena Bilgisayar Genel Müdürü Serkan Çelik bizlerle birlikte olacak. Piyasa hattının son bölümüyle karşınızdayız. Bu bölümde Arena Bilgisayar Genel Müdürü Serkan Çelik bizlerle birlikte. Serkan Bey, hoş geldiniz yayınımıza. Merhaba, hoş bulduk. Nasılsınız? Çok teşekkür ediyoruz. Zor bir güne denk geldi sizinle yayınımız, sizinle sohbetimiz. Çünkü sizin kendi işleriniz açısından da oldukça zorlayıcı bir dönem. Zira ürünlerin önemli bir kısmı dışarıdan geliyor. Fiyat tutturmakta, stok yönetiminde zorluk çekilebilecek bir dönem. Dolayısıyla öncelikle bu kur hareketini bir iş dünyası temsilcisi olarak nasıl değerlendirdiğinizi sorarak başlayayım. Haklısınız. Bizim gibi ithalatçı firmalar için tabii ki kurların bu kadar hareketli olması çeşitli sorunlar yaratıyor.
Ama işin doğrusu Türk iş adamlarının, Türk iş dünyasının ben artık bu hareketlilikleri gayet iyi yönetebildiğini, hedge mekanizmalarını, bunlarla nasıl baş edileceğini gayet iyi öğrendiğini ve önlemleri de zamanında aldığını düşünüyorum. Ki geçirdiğimiz pek çok finansal kriz dönemindeki iş dünyasının reaksiyonları da, başarılı cevapları da bence bunu gösteriyor. Bunlar olmamasını tercih ettiğimiz hareketler, bu kadar sert hareketler tabii ki. Ama hayatımızın bir parçası ve bunlarla yaşamayı öğrendiğimizi düşünüyorum. Arena olarak da bizim açımızdan da evet hayatımızı zorlaştırıyor ama işimizin bir parçası ve bunu yönetmeyi başarıyoruz diye düşünüyorum. Kendi kur riskinizi nasıl yönetiyorsunuz Serkan Bey? Bizim çok uzun yıllardır uyguladığımız, hatta 93-94 dönemindeki krizden beri uyguladığımız çok net bir hedging politikamız vardır. Her gün günlük olarak açık pozisyonumuzu takip eder ve bu açık pozisyonun belirlediğimiz bir standart limitleri artı ya da eksi bir şekilde açmamasını sağlarız. Dolayısıyla açık pozisyon riski hiçbir şekilde taşımayız. Peki ürün fiyatlarını orta uzun vadede bu hareketliliğin nasıl yansıması beklenebilir? İthal edilen tüm ürünlerde olduğu gibi doğal olarak TL fiyatlarında ne yazık ki yukarı doğru bir etki yaratacaktır bu. Ürünlerin maliyetlerinin ve son kullanıcı fiyatlarının artması sonucunu yaratmasını bekleyebiliriz. Kurların yukarıya gittiği ortamda. Bütün ithal ürünlerde olduğu gibi bizim ticaretini yaptığımız teknoloji ürünlerinde de tabii ki böyle bir trendle karşı karşıya kalacağız. Ne kadar bir süre içerisinde yansıması beklenebilir? Çünkü belli bir sürede muhtemelen stoktaki ürünler üzerinden devam edecek bir fiyatlama politikası olacaktır. Onlar bittiğinde yeni partiyle birlikte mi gelir? Ne kadar zaman alır? Çok daha hızlı olur. Yani birkaç hafta içerisinde, çünkü bizim ticaretini yaptığımız ürünler son derece hızlı dönen ürünlerdir. Retail mağazalarında, perakende mağazalarında bulunan ürünlerin satış ortalamaları bile haftalarla ölçülen sürelerdir. Yani birkaç hafta gibi bir süre içerisinde fiyatlara yansıdığını çok net bir şekilde görebiliriz. O zaman şunu söyleyebiliyorsunuz herhalde, eğer bir ihtiyacı olan ya da almayı düşünen varsa bu dönem daha iyi bir dönem birkaç hafta sonrasına göre. Bunu söyleyebilirim, dediğiniz doğrudur. Zaten Covid'le beraber çok artan bir talep dönemiyle karşı karşıyayız. Bu devam edecek gibi duruyor. Covid'in yarattığı yeni dünya düzeniyle birlikte ve ihtiyacı olanların da evet almasını öneririm. Fiyatlara bu kur artışının yansıması kaçınılmaz çünkü. İthal olan ürünler için söylüyorum bunu. Peki Serkan Bey, Covid döneminde tabii artan bir talepten bahsettiniz. Sizin hissenize de çok doğrudan yansıdı. Yani şirketin hisse fiyatı 7.38'lerden 24.5 liralara kadar gitti. Aynı zamanda şirketin piyasa değeri de 240 milyon liralardan neredeyse 800 milyon lira sınırına kadar yükseldi. Dolayısıyla satışlarınız, satış performansınız, karlılık performansınız ve hisse hareketiniz arasındaki bağıntıyı nasıl görüyorsunuz? Son iki yıldır finansallarımızı yakından takip eden tüm yatırımcılar görecektir. Son derece net bir iyiye gidiş var. Hem bilanço hem gelir tablosu sonuçlarımızda. Ki bu kuartırda açıkladığımız finansallarımız dün açıkladık. Son derece güzel sonuçlar içeriyor. Biz net satışlarımız %72 arttı geçen senenin ilk yarısına kıyasla. Yani %72'lik bir büyüme içinde bulunduğumuz dönem için bence son derece güzel bir sonuç ve 2 milyar 200 milyon lira gibi bir yarı yıl net satış rakamına ulaştık. Bu nereden kaynaklandı diye baktığımızda birkaç şey var. En önemlisi, az önce de bahsettim. Çok uzun yıllardır biz dijitalleşmeden bahsediyorduk. Bütün işletmelerin, bütün iş yapış şekillerinin dijitalleşeceğinden bahsediyorduk. Ama bunun gerçekten hayata geçme sürecini Covid inanılmaz bir şekilde hızlandırdı. Artık bırakın sadece iş dünyası olarak, iş hayatı olarak düşünmeyi bırakın. Yaşamı dijital yaşamaya başladık. Bu da doğal olarak tüm teknoloji ürünlerine çok ciddi bir talebin doğmasına yol açtı. Evlerde eskiden bir adet belki notebook kullanılırken şimdi 3 adet, 4 adet notebook'a ihtiyaç duyulmaya başlandı. İş yerlerinde daha çok eski ürünlerle idare edilebilen pek çok yerde artık son derece hızlı networklere bağlanabilen, işin sürdürülmesini sağlayabilen ürünlere ihtiyaç duyulmaya başlandı. Sosyal medya hayatımızın çok daha içerisine girmeye başladı ve bu sosyal medyaya erişim için teknoloji ürünlerine ihtiyaç çok daha fazla arttı. Bu zaten tüm teknoloji şirketlerinin hisse değerlerine yansımış durumda. Bunu net bir şekilde görebiliyorsunuz. Arena olarak bizim hisse değerimizde dediğiniz gibi geçtiğimiz yıl 3,5 lira 4 lira seviyelerinden şu anda geldiği yerde 23-24 lira seviyelerine dayanmış durumda. Bunun ben hem Arena'nın özel olarak kendi şirket performansından hem de teknolojiye olan genel anlamdaki talebin ve teknoloji şirketlerine olan
yatırım iştahının artmasına bağlıyorum. Devam edeceğini düşünüyorum açıkçası. Çünkü Covid'le yaşadığımız bu dönem, yani teknoloji talebine olan artışı tetikleyen bu dönem geçici bir şey değil. Geçici bir talep artışı değil. Bunu çok net görebiliyoruz. Bütün hayatı yaşayış şeklimiz değişiyor ve bu teknolojiyle çok daha iç içe bir hayat şekli demek. Kaçınılmaz olarak oraya doğru ilerliyoruz ve bu da bizim gibi teknoloji firmaları açısından da pek çok yeni fırsatlar yaratıyor tabii. Bu dönemde açıkladığımız bilançolarımızda, geri tablolarımızda karlılıklarımızı da biz aynı şekilde çok güzel bir şekilde arttırdık. Bizim esas faaliyet karımız bu sene ilk 6 ayda 70 milyon TL'ye ulaştı ki bu geçen senenin yaklaşık 2 katı bir büyüme demek. Geçen senenin tüm yılında 70 milyon lira, 69 milyon lira yapmıştık. Bu sene şu anda 6 ayda bu faaliyet karı seviyesine ulaştık. Net karlılığımız aynı şekilde geçen sene tüm yılda 30 milyon TL net kar elde etmiştik. Şu anda 27 milyon TL net kar açıkladık ilk 6 ayda. Bunlar son derece güzel sonuçlar tabii ki. Ve dediğim gibi bunun devam edeceğine inanıyoruz. Peki bu tür fiyat artışları ve teknolojinin fiyatının yukarı kayışı satış ve genel anlamda ciro projeksiyonunuz üzerinde ekstra bir etki yaratır mı? Doğal olarak her üründe olduğu gibi bizim ürünlerimizde de fiyatın artışı tabii ki satışı zorlaştırıyor. Ama her ne kadar satışını zorlaştırsa da önemli olan şey ürüne olan talep. Fiyattan daha önce gelen şey talep. Teknoloji az önce anlattığım gibi hayatımızın içerisine o kadar çok girdi ki fiyat artışının etkisi, negatif etkisi ve talepteki artışın pozitif etkisini kıyasladığımızda ben hala iyimserim. Bu arada tabii şirketinizin önemli faaliyetlerinden bir tanesi de Paynet. Ödeme sistemleri ve buradaki gelişmeler önümüzdeki dönemin en kritik alanlarından bir tanesi olmaya aday gibi görünüyor. Dolayısıyla buranın bilanço içerisindeki etkisinin, karlılık üzerindeki katkısının artması beklenebilir mi? Ve aynı zamanda salgın süreci de bu anlamdaki yaklaşımı biraz daha kuvvetlendirdi gördüğümüz kadarıyla. Beklenebilir. Paynet Arena'nın finansal teknolojiler alanındaki yatırımı, bir fintech şirketi, bir ödeme aracılık kuruluşu, BDDK lisansıyla faaliyet gösteren ve tamamen teknolojiyle finansı bir araya getirip bunu hizmet olarak kurumlara sunan bir şirket. Ve şu anda geldiği noktada kendi işinin doğası gereği ciro olarak baktığınızda toplam ciro içerisinde, Arena'nın konsolide cirosu içerisinde çok büyük bir paya sahip değil. Ama net karlılık olarak baktığınız zaman Arena'nın net karının yaklaşık %10'unu tek başına Paynet yaratmaya başladı ki bu çok önemli bir rakam ve bunun giderek daha da artacağını düşünüyorum. Burada Paynet'te. Serkan Bey, ne kadarlık bir periyod içerisinde ne kadarlık bir artış potansiyelinden bahsediyorsunuz bilanço içerisindeki kar içerisindeki payı anlamında? Ya bunu net olarak söylemek çok kolay değil ama şu an itibariyle söylüyorum. Yani şu an itibariyle baktığınızda karımızın kabaca %10'unu Paynet tek başına yaratıyor. Bu rakam %20'lere çıkar mı? Çıkar. Ne kadar bir periyotta çıkar? Bunun önümüzdeki 1-2 yıl içerisinde ulaşılabilecek bir hedef olduğunu düşünüyorum. Bir başka önemli nokta da aslında dünyada hemen hemen bütün büyük teknoloji şirketlerinin genişleme alanı, tabii bu yeni değil, yaklaşık bir 6-7 seneden bu yana böyle, bulut bilişim hizmetleri, burada verilen servisler, sizin de bu anlamda bir iştirakiniz, bir çalışmanız oldu bulutum.com. Dolayısıyla bu taraftaki performansı ve buranın genişleme potansiyelini nasıl görüyorsunuz? Haklısınız, tüm dünyada büyüyen bir trend bulut teknolojileri ve özellikle gene kurumlar tarafında teknolojiye erişim anlamında maliyetleri de son derece düşüren, daha rahat ulaşılabilir, daha rahat teknoloji kullanılabilir hale getiren çözümler sunuyor. Büyüyen bir alan ve büyümeye de devam ediyor. Ve bizim dediğiniz gibi bulutum.com ayrı bir iştirakimiz değil, Arena'nın içerisindeki bir iş birimimiz. Ve şu anda da kendi dağıtımını bulutum.com üzerinden dağıtımını yaptığımız ürünlerde pazar lideri pozisyonda olan bir yapı. Büyüyerek devam edecek. Bizim yatırımlarımız da devam ediyor. Pek çok yerel şirketin orada infrastructure alanında yatırımlar yaptığını, software alanında yatırımlar yaptığını görüyoruz. Biz de bu şirketlerin bazılarıyla iş ortaklığı anlaşmaları yapıp onların ürünlerinin, onların hizmetlerinin son kullanıcılara ulaştırılması için bulutum.com'la hizmet veriyoruz. Ve bu alana yatırımlarımız devam edecek. Sadece orası da değil. Aslında yeni teknolojiler özellikle 5G teknolojisinin gelişimiyle birlikte IoT ve otomasyon tarafında
çok ciddi bir şekilde artacak, hızlanacak. Bunu görüyoruz. Biz geçtiğimiz yıldan itibaren IoT ve otomasyon ürünlerine ciddi bir şekilde yatırım yapmaya başladık. Ve bu alanda ki teknolojilerin Türkiye'ye getirilmesi, Türkiye'deki iş ortaklarımızla birlikte kurumların veya bireysel son kullanıcıların kullanımından sorulması için çok ciddi çalışmalarımız var. Burası da önümüzdeki dönemde bizim büyümemizi destekleyecek önemli alanlardan birisi olacak diye bekliyoruz. Şirketin finansalları üzerinden giderken Serkan Bey, bir miktar borçluluk artışı görüyoruz son bilanço itibariyle. Dolayısıyla buradaki kısa vadeli yükümlülüklerin artışının neden kaynaklandığını bir sormak isterim size. Aslında bu borçluluk oranımızda bir artış yok. Toplam asetlerimize kıyasla baktığınız zaman borçluluk oranımız aynı. Yaklaşık 1.6 gibi bir borçluluk oranımız vardır. Debt to equity, yani sermaye borcumuzun sermaye oranı diye bakarsanız yaklaşık %65'lik bir debt to equity oranımız vardır. Ki bu da son derece sağlıklı bir oran. Geçen seneye kıyasla arttı görünüyor. İki sebebi var bunun. Bir kere işlerimiz büyüdü. Bu büyümeyi finanse etmek için banka kredilerini kullandık. İki, çok açıkça söylemek gerekirse COVID döneminde biraz da sigorta olarak ihtiyacımızdan fazla bir banka kredisi kullandırıp bunu sigorta olarak kenarda tuttuğumuzu söyleyebiliriz. Ama şu an itibariyle Türk finansal sektörünün piyasayı likidite etme anlamındaki ihtiyacı karşıladığını da net bir şekilde gördüğümüz ortamda bu sigortaya çok fazla da ihtiyacımız olmadığını düşünüyoruz artık önümüzdeki dönem için. Şu anda şirketin borçluluk oranlarına baktığımızda asetlerle kıyasladığımızda son derece sağlıklı, son derece normal bir seviyede olduğunu düşünüyoruz. Peki bu yılın geri kalan kısmında yıl sonuna kadar ulaşmayı planladığınız hem satış hedefini 3 aşağı 5 yukarı bir yönlendirme, bir rehberlik anlamında soruyorum bunu. Hem de karlılık konusunda ilk 6 aydaki performansın bir benzerini yılın ikinci yarısında bekliyor musunuz diye de sorarak tamamlayayım. İlk 6 aydaki performansın benzerini beklediğimi söyleyebilirim. Çünkü geleneksel olarak aslında yılın dördüncü çeyreği IT şirketleri için ciroların en yüksek olduğu dönemdir. Bu sene de çok genel anlamda, genel ekonomide kötü bir sürprizle karşılaşmazsak benim beklentim aynı trendi göreceğimiz yönünde. Bunu da şöyle anlatabilirim. Covid dönemiyle birlikte az önce bahsettiğim gibi özellikle perakende de bireysel tüketicinin kullanacağı ürünlere çok ciddi bir taleple karşılaştık. Ama kurumsal tarafta ise kurumsal müşterilerimizin taleplerinde ise bir miktar düşüş yaşandı. Bu da düşüşün nedenlerini analiz ettiğimizde gördük ki aslında kurumsal müşterilerimizin, yani firmaların, işletmelerin teknolojiye yatırım yapma yönünde bir iradelerini kaybetmeleri gibi bir şey söz konusu değil. Tam aksine bu talep hala ortada duruyor ama kendi işlerinin gidişatını, ne olacağını bilmedikleri için bütçelerini biraz elde tutma isteğinden kaynaklanıyor. Ama gitgide biriken bir teknoloji talebi var şu anda kurumlarda. Konuştuğumuz her firma ne kadar geleneksel iş modeli olursa olsun kendi iş modelini nasıl dijitalleştirebileceğinin üzerine kafa yoruyor. Buraya nasıl yatırım yapması gerektiğini üzerine kafa yoruyor ki doğrusunu yapıyorlar. Bu da önümüzdeki aylarda bizim çok daha artan bir kurumsal taleple karşılaşacağımızı gösteriyor bize. O yüzden ben açıkçası Q4 için özellikle daha da umutluyum. Yani ikinci yarının ilk yarıdan daha iyi olacağını bekleyebiliriz. Serkan Çelik, çok çok teşekkür ediyoruz size aktardığınız yorumlar için. Bu arada altının onsu 2058 doları geçerek rekor kırdı. Biz zaten biraz sonra Kapalı Çarşı'ya giderek Burak Karagöz ve konuğundan oradaki tabloyu da almaya çalışacağız ama öncesinde kısa bir araya gidelim. Piyasa hattının son bölümüyle karşınızdayız. Altının onsu 2058 dolar seviyesini geçti. Rekorunu tazeledi. Gidiyoruz şimdi Kapalı Çarşı'ya. Burak Karagöz orada. Yanındaysa yine bu konuyu detaylı olarak konuşabileceğimiz bir konuğu var. Özak Kıymetli Madenler Yönetim Kurulu Başkanı Akif Türker. Açıl, teşekkürler. Akif Bey, şimdi ben şu çarşının kapısından girişinden buraya gelene kadar böyle gelemedim. Çünkü kuyruk vardı dükkanların önünde. O yüzden de şununla başlamak istiyorum. Altına olan talep nasıl şu anda? Ne oluyor çarşıda? Çok ciddi yani. Son hani 2013'ten bu yana bu kadar ciddi talep olmamıştı altına. Ciddi bir talep var şu an. Hani karşılamakta
zorlanıyoruz şu an piyasa ve bankalar olarak. Peki altına talep var diyorsunuz ama karşılamakta zorlanıyorsunuz diyorsunuz. Nasıl olacak? Yani kuyruklar var, alamıyor mu insanlar? Yani, ne oluyor? İnsanlar alıyor ama şimdi ziynet altını talep ediyorlar. Ziynet altını biliyorsunuz darphanede basılıyor işte. Onun basım süreci filan. Bilezik artık insanlar ne bulursa onu alıyor. Özellikle gümüşe de ciddi bir talep var. Çünkü gümüşün olsa şu an 28'lerde yani. En son 2010 yıllarında yanlış hatırlamıyorsam bir 49-50'lere dayanmıştı. Ondan sonra ilk defa bu 28 seviyelerine geldi ki muhtemelen o da biraz daha yukarı gidecek gibi gözüküyor. Çünkü Fed'in bir açıklaması var. 2021'in sonuna kadar biz parasal gelişimi devam edeceğiz. Faizleri burada veya bunun altında tutacağız diye. Bu ne demek? Doların değer kaybetmesi, altının değer kazanması demek. Peki bankalardan gelen talep çok mu yoğun şu anda? Bankalardan, şimdi piyasa altını bankalardan talep ediyor. Altın borsasından talep ediyor. Oralardan alıyorsunuz altını. Aldığınız altın darphaneye gidip işleniyor. Bunlar hep bir süreç, bir aşama veya işte bilezik oluyor. Şu an için yatırım amaçlı altına çok ciddi bir talep var. Yani 22 ayar, zinet, bilezik artık neyse, gram altın. Peki şu an itibariyle fiyatlar nasıl? Şu an 500'e dayandık TL ile altında. Gümüş 7.050'lerde, dolar 7.400'lerde işlem, 7.250, 7.400 arası işlem görüyor. Euro 8.700'lerde, o matlarda gidip geliyoruz. Hani. Peki Akbey, gümüşle devam edelim. Gümüşte neler oluyor? Tabii şimdi gümüş de bir yatırım aracı sonuçta. Gümüşe de ciddi bir talep var. Ciddi bir talep var hem de. Tabii ki biz Türkiye olarak veya bankalar, piyasalar olarak hani altında sıkıntı yaşatmayız. Ben bunu zannetmiyorum. Ama sadece üretim aşamasında sıkıntılar olabiliyor ufak tefek. Tabii ki çok talep olunca şimdi girdiğinizde gördüğünüz yani her yerde kuyruk var. Bu da normal yani. Peki böyle devam eder mi? Nasıl öngörüyorsunuz? Çünkü siz senelerdir burada iş yapıyorsunuz. Şimdi benim öngörüm yani bir Eylül ortasına, Ekim başına kadar böyle bir ciddi bir alım bekliyorum ben. Yani 1,5-2 ayda bir alım bekliyorum. Daha sonra işte artık oradaki fiyat... Yani şu anki gidişata göre bir 550-600 bin bandı gibi olacak altının gramı. Oradan da biraz satış yer diye hesap ediyorum. Ama tabii ki bu farklı da tersi de olabilir yani bunu. Biz 2 hafta önce de sizinle konuşuyoruz. Aslında hemen 2 haftada gün... birkaç kere konuşuyoruz. Nasıl şimdi durum o günle bugünler arasında? Şimdi 2 gün önce röportaj yaptık. Altın 11.975'ti. O zaman dedik yani 2000 üstüne atar. Siz çarşıdan çıktınız, 2000 üstünü gördük olsa. TL bazında 440 liraydı o günkü röportajımda. Şu an 500'e dayandı yani bir günde 60 bin, yani 2-3 günde 60 bin lira gibi bir üste koydu. Ciddi bir değer altın şu an için. Yani siz şu anda çarşıda ne kadar talep olursa olsun altın, fiziki altın konusunda sıkıntı yaşanmaz diyorsunuz öyle mi? Yani bunun aşırısında yaşama ihtimalimiz var tabii ki ama şudur yani böyle 1-2 gün gecikmeli ama sonuçta çözülecek şeyler. Bakın sadece Türkiye olarak bakmayın olayı. Bugün Hindistan'dan tutun İran'a, Irak'a, Amerika'ya fark etmez. Her yerde altına ciddi talep var. İşte buralarda vatandaşımız alıyor, yatırımcılar alıyor. Yurt dışına da aynı şekilde yani oradaki yatırımcılar da ciddi altın talep ediyor. Çünkü neyi talep gelirse yukarı gider. Bu kadar parasal gelişmenin olduğu bir yerde olsun da yukarı gitmesi gayet normal. Hani bizim sene sonu öngörümüz veya işte grafik aslında bugün baktığınız zaman şu grafik bu grafik hiçbir hesabı yok bunu yapamazsınız. Çünkü artık ucu açık bir şey bu. Hani diyorduk şu grafik işte şu izlenimler işte şu piyasalara baktığımız zaman 2000-2100 olabilir. Hani kesin sonuçlar değil. Ama şimdi onu da diyemiyorsunuz. Çünkü bu parasal genişlemenin nereye gideceği bu talebin ne kadar olacağını bilmediğimiz için ama ben onsun biraz düzeltmeden sonra tekrar yukarı yapıyor. Yani bundan sonra çok aşağılar. Özellikle 2021 yılı sonuna Fed'in açıklamasından sonra 2021 yılı sonuna kadar çok aşağı geleceğini sanmıyorum. Peki Akif Bey mesela altın yatırımı çok önce yapanlar buralardan satıyorlar mı? Yani çarşıda durum nasıl? Herkes alıyor mu yoksa? Yoksa bekliyor mu insanlar? Ne yapıyorlar? Alıyorlar. Kimse satmıyor şu an işte. Yani satış kimse yok. Satmıyor mu? Hayır. Herkes alıyor. Satış yok. Yani tabii ki böyle ihtiyacı olan böyle bir ufak yani %5 belki satıyordur ama o %5'i anlamıyorsunuz zaten. Çünkü talep genellikle alım yönünde. Yani 330'dan belli, 300'den belli insanlar altın alıyor. Ve şöyle söyleyeyim size 2 yıldır 3 yıldır insanlar altın alıyor. Bakın bundan 5 sene önce 2015 yılında satılan altınları insanlar yerine koyuyor. 2013'te bir ciddi alım oldu. Sonra 2015'te vatandaş sattı. Şimdilik ama öyle bir şey yok. Tabii burada kredi faizlerinin düşük olması da çok önemli. Yani bu
insanları altına yönetiyor, yönlendiriyor veya işte insanlar elindeki birikim, örnek veriyorum hasat zamanı insanlar hasatından kalana bile altına yatırıyor. Haklı mı? Haklı. Çünkü ciddi bir değer yani, sürekli kazandırıyor. Peki, çok teşekkür ederim verdiğiniz bilgiler için. Evet Açıl, kapalı çarşıda son durum böyle diyemeyeceğim artık. Çünkü son durum an be an değişiyor burada diyorum. Ve sözü tekrar sana bırakıyorum. Burak, sana ve konuğuna çok teşekkür ediyoruz. Böylelikle piyasa hattının sonuna gelmiş oluyoruz. Kısa bir aramız var. Sonrasında Cumhur Örnek akıllı parayla karşınızda olacak. Hoşçakalın.